Hoş geldiniz tekrar tekrar. Sadicim hoş geldin. Namilerim Pınarı'nın değerli talebeleri, kıymetli dostlarım ve Murat Hocam da geldiler. Hoş geldiniz diyorum. Ve Murat Hocam'ı tam vaktine buyur ediyorum. Şimdi bağlantı kuruluyor. Birazdan beraber. Merhabalar. Kıymetli hocam, hoş geldiniz. Sağ olun, biraz böyle ışık patlıyor herhalde bende. Işığınızda. Bugün de misafirlerimiz var evde de. Onun için biraz aşağısı kalabalık. Ben de yukarı katta sizlerle beraberim. İyi misiniz, nasılsınız? Çok teşekkür ediyoruz. Uzun zamandır görüşemedik sizinle. En son yine Pınar'la tam vaktinde beraberdik. Evet, evet, doğru, doğru. Evlerimize misafir olarak beraberiz. Nasıl gidiyor hocam korona günleri? Vallahi aşağı yukarı Pınar'cığım 1,5 aydır evdeyim. Bizim Kemal 6 yaşındaki oğlum evet. Biraz rahatsız biliyorsunuz ki SMA hastası olduğu için evet. O zaten yoğun bakım gibi yaşatıyoruz evde. Dolayısıyla en büyük risk grubu da o oluşturmuş oluyor. Dolayısıyla ona da herhangi bir şey bulaşmasın gibilerinden. Bir de 11 aylık Ali Demir'imiz var. Evet, Allah bağışlasın. Sağ olun. Dolayısıyla evde karantinaya devam ediyoruz biz. Gerçekten dışarı çıkmıyorum ben, yani klinik de kapalı. Ama artık sanıyorum inşallah 1 Haziran'da kliniği açacağım sanıyorum. Öyle düşünüyorum en azından. Evet. İnşallah en azından yokuş aşağı doğru girme kaybetmek. Kesinlikle, kesinlikle. Kesinlikle doğru. Siz neler yapıyorsunuz? Siz beni davet ettiniz ama önce sizden bahsedelim. Siz vallahi çok şükür hocam. Herhalde insanın en önemli fıtrat özelliklerinden bir tanesi de şartlara uyum sağlayabilme yetisi. Bizler de konularımızı, topluluklarımızı yine böyle Zoom programı üzerinden, Instagram üzerinden eğitimlerine devam ediyoruz. Güzel. Büyük tanık üzerine Pınar'la tam vakti Instagram yayınları başladı. Sizin gibi çok değerli isimleri, çok değerli bilgileri birebir izleyiciyle buluşturuyoruz. Kendimi çok mutlu hissediyorum bu manada. Çok teşekkür ederim ya. Sizlere çok sağ olun. Tekrar teşekkür ediyorum. Şerefler getirdiniz. Sağ olun. Hocam sağ olun. Hemen Ramazan ayıyla bir başlayalım. Ramazan tabii ayında beslenme şekli ne olmalı? En önemli konuları. Allah'ın bize vermiş olduğu en güzel sağlıklı bir ay. Düşünün 11 ay boyunca midemizin neredeyse çöp torbası gibi kullanıyoruz. Evet. Hepimiz. Dolayısıyla hem sağlık hem rahmet ayı. Ramazan ayı. Dolayısıyla sağlıklı olan her kişi gerçekten oruç tutabilmeli. Tutmalı da. Bunun yanı sıra tabii ki hamilelerde işte ağır kalp hastası, böbrek, ciğer hastaları zaten hekimler tarafından mutlaka yapılmaması yani oruç tutulmaması gerekiyorsa söyleniyordur. Dolayısıyla onlar tutmaması gerekiyor. Emziren anneler de öyle keza. Evet. Bunun haricinde biz oruçtan tabii ki inanılmaz kilo alıyoruz. Ben aşağı yukarı 36 senelik hekimim. Bu 36 senelik hekimlik hayatımda akupunktur aynı zamanda uzmanıyım biliyorsunuz. 38 bin insan zayıflattım. 38 bin civarında kişi. Herhalde Guinness rekorları o zaman olmuş olsaydı Guinness rekorlarına girerdim en fazla obeziteyle. Obeziteyle karşılaşmış bir hekim olarak. Dolayısıyla Ramazan aylarında genel anlamda aşağı yukarı 4 ila 5 kilo alınır. %60-70 kişi 4 ila 5 kilo alır. Fakat hem kilomuzu korumak hem artı bir de Ramazan'da kilo vermek de mümkün. Nasıl mümkün? Gayet basit. İftarda 2 zeytin, 2 hurma, 2 bardak su. Bir daha söyleyeyim. 2 zeytin açıyoruz, 2 hurma yiyoruz, 2 bardak su içiyoruz. Üzerine bir kase çorba alacağız. Çorba. Vücudun bağışıklık sistemi içinde en güzel iki çorba var. Bunlardan bir tanesi tarhana çorbası, öbürü de süzme mercimek çorbası. Bu iki çorbadan bir tanesini tercih etmelerini istiyorum. Yani böyle ağır işkembe çorbaları falan filan gerek yok şu aşamada. Çorbadan sonra ya namazınızı kılın, ya kılmıyorsanız da bir 5-10 dakika bekleyin diyorum. Çünkü öbür türlü devam ederseniz iftarda ne yediğinizi bilmezsiniz ve sonradan da mideniz davul gibi böyle şişer. Siz de böyle inim inim inlersiniz. Anlatabiliyor muyum? Evet. Dolayısıyla
Çorbadan sonra 5-10 dakika ara verin. Sonra bir tabak bir çeşit yemek. Bakın evet. Bir tabak bir çeşit. Ne bu? Etli bamya olur, etli kuru fasulye olur. Yani ne istiyorsanız. Ama yok işte yanında et yemeği, yanında pilav, yanında şey öbür türlü İftarı yemek. Konuşuyoruz. Tabii yeni iftarı giren konuşuyoruz. İzleyicilerimiz var, iftarı konuşuyoruz, doğrudur, buyurun devam edin. Her şeyi yerseniz o zaman gerçekten gene vücudumuz davul gibi şişmeye başlıyor. Çünkü 16-17 saat açsınız. 16-17 evet. saat aç olduğunuz zaman sürekli bir şey tıkarsanız o vücuttaki insülin seviyesi pik yapar, yukarı doğru çıkar. Sizin neden? Çünkü bütün o yemekleri bağırsaklardan, mideden emildiği zaman kandaki şeker yükseliyor. O şekeri düşürmek için pankreas bezimiz insülin fışkırtır. O insülin de gider, kandaki şekeri en aşağı çeker, kan şekeriniz düşer. Biraz önce yemek yediniz yarım saat, bir saat önce ama kan şekeriniz düştü. Neden? Çünkü anormal aşırı yediğiniz için olur. Evet. Sonra siz tekrar gider yemek yersiniz. Anlatabiliyor muyum? Yani Evet. devamlı yemeğe bağlı. Tatlı olarak da iftarla sahur arasında her gün olmamak kaydıyla haftanın iki günü güllaç ya da muhallebi, keşkül gibi sütlü tatlıları öneriyorum. Veya meyve tatlısı, ayva tatlısı, işte ne varsa kabak tatlısı gibi tatlılar. Ama siz her gün de baklavayı yerseniz anlatabiliyor muyum? Vücutta valla istediğiniz çayı için yani kilo vermezsiniz, veremezsiniz. Bunu unutun yani. Şimdi geleneksel bir mutfağımız var. Hani iftar sofrası dediğimiz zaman Allah ne verdiyse, değil mi? Evet. Dokturuz sofraya ve o açlık duygusuyla otururuz. Hatta evet. daha yemek ilerlerken eşlerimiz sorar tatlıda ne var diye. Tatlıda yani böyle bazen. Tabii bambaşka bir sistem. Yani kabak tatlısı işte dediğim gibi olabilir. Bir de miktar çok önemli Pınar. Yani ne kadar miktarda yiyorsun? Biz Evet. şimdi yani bir tabağa öyle bir tatlı dolduruyoruz ki neredeyse üç kişinin tatlısı kadar dolduruyoruz. Yani elimizin ölçüsü yok. Midemizin ölçüsü de olmaz, ağzımızın ölçüsü de olmaz bu durumda. Anlatabiliyor muyum? Şimdi iftarla sahur arasında iki tane meyve yiyelim diyorum. İki tane meyve yiyelim. Sahura mutlaka kalkalım. Bağışıklık açısından da çok önemli. Biraz sonra daha detaylı konuşacağız ama sahur mutlaka yapalım. Sahurda da kahvaltı yapacağız. Nedir kahvaltı? İşte bir dilim ekmek, peynir, yumurta gibi gibi şeyler. Zeytin gibi. 2-3 kaşık bal, pekmez. Bunlardan yiyip yatacağız. Zaten yumurta tek başına bile sizi tok tutmaya yeter, artar bile. Evet. İftarla sahur arası en aşağı 2-2,5 litre su içeceğiz. Bu kadar yeterli zaten. Öyle yapmıyor muyuz hepimiz? O şekilde. Evet. Şimdi esasında öğün azalmasına rağmen kilo alıyoruz. Yani ironik olan bu. Tamamen yeme sistemiyle alakalı diyorsunuz. 4000 kalori alıyorsun çünkü iftarda. 4000 kalori, 3000 kalori alıyorsunuz. Yani kalori Peki. Diye bir şey var. Evet, sevgili hocam, su miktarına çok dikkat çektiniz. Yani hemen yemeğin başında su içmek, kan şekerini dengelemek, bunlarla alakalı bir tekrar alalım. Birçok yeni dostumuz şimdi katılmaya başladı. İftarda su ne miktarda içilmeli iftarda? Tabii. İftarda 2 zeytin, 2 hurma, 2 bardak su. Evet. Sonra da elhamdülillah deyin yatın. Diyormuşum ama tabii ki böyle olmayacak. Vicdan. Vicdansız doktor diyeceksiniz. Yani şimdi şöyle söyleyeyim bakın. 3 rakamı çok önemli. 3. Neden önemli? Pınar, havasız yani nefes almadan havasız, oksijensiz 3 dakika yaşarsınız. Eğer su içmezseniz üç gün yaşarsınız. Eğer hiç yemek yemezseniz ama su içerseniz 30 gün yaşarsınız. O da üçle başlıyor. 3 dakika, 3 gün, 30 gün. Yani bizim en önemli ihtiyacımız olan şey su zaten. Yani 30 gün insan hiçbir şey yemese yaşıyor. Bakın dikkat edin. 30 gün hiçbir şey yemezseniz. Evet. Ama biz 16-17 saati zaten hiçbir şey yememezlik yapmıyoruz. 16 saatten sonra işi yiyorsunuz. Ama yediğimiz şeyler de çok önemli. Aslında bu sağlık ayını
fırsat ayına da çevirebilir bizim izleyicilerimiz. Evet. Sevgili hocam, şimdi tabii ki bize en yoğun gelen sorulardan bir tanesi Pınar'la tam vaktine. Diyorlar ki kabızlık sorunumuz var. Ramazan'da iyice arttı. Suyla bir alakası var. Doğru. Kesinlikle suyla alakası var. Kesinlikle iftarla sahur arası 2-2,5 litre su içmeniz lazım. Bir de şimdi küçük küçük tarifler vereceğim. Bağırsakları çalışanlar için. Evet. İftardan sonra yapmamız gereken ya da iftarda bir tabak yemek yiyorsunuz ya. Sebzeli, etli bir yemek, türlü gibi bir yemek yiyorsunuz ya. Onun yanında süzme yoğurdun içine birazcık su koyun. Süzme yoğurdun içine birazcık su koyun. İçine 2 tane kırmızı turşu biber. Dikkat edin. 2 tane kırmızı turşu biber doğrayın. Cacık da olabilir. Bu cacığın içine de yapabilirsiniz. Koyun, karıştırın. Atın, lup yutun. Bağırsakları ertesi gün görürsünüz nasıl çalışacağınız. Bu çok önemli. Şahanesiniz. Hocam, yani turşulu cacık. Ama çok kırmızı kolay. Biber. Kırmızı biber olacak. Turşu olacak, biber olacak. Şöyle biliyorsunuz. Bu bir. 2. Sahurda 2 kuru kayısı, 2 kuru erik yiyeceksiniz. İlk hani uyandınız ya. Evet. Bir yarım saat, 1 saat önceden uyandınız. Daha 1 saat vaktimiz var sahurun bitmesine. 2 tane kuru kayısı, 2 tane de kuru erik yiyorsunuz. Üzerine biraz ılık sıcak su içiyorsunuz. 5 dakika bekliyorsunuz. Sonra kahvaltı yapıp yatıyorsunuz. Bir de bunu yaparsanız bağırsaklar takır takır çalışır. Çalışır. Vallahi harika bir öneriydi. Bu kadar basit. Bunu yayının ilerleyen dakikalarında tekrarlayalım hocam. Takviyeler sorulmuş. Onları konuşacağız birazdan. Dilek Hanım der ki bir kaşık zeytinyağı iftarda faydası olur mu? Zeytinyağı zaten yemeğin içine koyuyorsunuz. Bir daha ekstradan zeytinyağı içmeyin. Yemeyin. Çünkü ben şöyle söyleyeyim. Şimdi bir çorba kaşığın var mı orada yanında? Evet. Şimdi şu orada var mı? Yoksa boş ver. Şimdi bir çorba kaşığı dolusu zeytinyağı koyduğunuz zaman 1,5-2 muz kalorisi içmiş olursunuz, yemiş olursunuz. Yani 2 muz eşittir 1 çorba kaşığı dolusu zeytinyağı. Evet. Yani çok kalorisi yüksek. Siz affedersiniz yemeğin içine o kadar zeytinyağı dolduruyorsunuz ki. Şimdi şöyle oluyor. Şimdi Ayşe Hanım yemek yapıyor evde. Bu sırada Fatma Hanım Ayşe Hanım'ı arıyor. Ya Fatmacığım ne yapıyorsun? Ayşe Hanım diyor ki ben diyor yemek yapıyorum. Alo diyor. Ne yapıyor işte zeytinyağlı bir yemek yapıyorum diyor. Ama zeytinyağını da şişeyi almış eline. Şöyle düşünün şişeyi. Şişeyi boşaltıyor. Sonra da konuşmaya devam ediyor. Bu şişenin içindeki zeytinyağı bitti. Sonra da diyorlar ki ya doktorcuğum vallahi diyor ben diyor banmıyorum ki diyor. Suyuna banmıyorum diyor. Mübarek. O türlü yapıyorsan kuru fasulye, barbunya, nohut ne yemeği yapıyorsan o koymuş olduğun zeytinyağının hepsini emiyor zaten. Nohut emiyor. Zaten sen zeytinyağı emilmiş nohut yiyorsun. Zeytinyağını emmiş kuru fasulye yiyorsun. Yani nedir öneriniz? Miktar konusunda öneriniz nedir? Yemeklere konacak yağ miktarı. 1 çorba kaşığı kişi başı en fazla. Kişi başı 1 çorba kaşığı. Toplamda. 4 kişilik bir yemek hazırlıyorsak en fazla 4 yemek kaşığı yağ koyalım. Aynen yeterli olacak. 4 kaşık yeterli olacak. Emin ol. Baharatlar. Tiroid ilacını ne zaman içeriz Ramazan'da? Ne zaman içmeliyiz? Sahurda en ideali bu. Ama eğer iftarda bekleyecekseniz iftar açılır açılmaz. Önce suyla beraber tiroid hapınızı alın. 30 dakika bir civarında bekleyin ondan sonra yemeğe geçin, çorbaya geçin derim. Yani bunu yapamıyorsanız sahurda yapın. Sahurda önce yapın, 20 dakika önce, 30 dakika öncesinden kalkın. O şekilde aç karnına içilmesi lazım tiroid hapı. Aç karnına içilecek. Akupunktur şeker hastalarını iyileştirir mi diye sormuş Hatice'nim. Hocam? Akupunktur tedavisinde şöyle söyleyeyim, şeker hastalığının tedaviden dünyada bir tedavi sistemi yok. Ama tip 2 dediğimiz diyabet yani insülin kullanmayan tip 2 dediğimiz sonradan gelişmiş olan şeker hastalıklarının
%75-80'i fazla kilodan kaynaklanıyor. Eğer bu kişiye biz kiloyu verdirdiğimiz zaman akupunkturla tamamen o tip 2 diyabeti bay bay diyorsunuz. Hatta, tabii benim bir tane hastam vardı tip 1 diyabetli, şişman, insülin kullanan, onu bile bıraktırdık 25-30 kilo verince. Wow. Tip 1 diyabet bile bitti. Ama bir tane oldu böyle bir vaka. Ama tip 2 diyabetleri ilaçlıdır biliyorsunuz. İnsülin direnci. Şimdi bir de insülin direnci hikayesi var biliyorsun. Evet. Nedir ben hocam de... bu? Çok yok, acil değiliz konuya. Doktorcum insülin direncim var, kilo veremiyorum. Genelde hepsi ona bir sığınacak ya. Bir yere sığınacak ya. Ya öyle bir şey. Şimdi biraz önce anlattım ya. Şimdi bu yemeği yedim. Değil mi? Yemekten sonra ne oluyordu? Yemek geldi, midede başladı öğütülmeye, ince bağırsaklara geldi, oradan emiliyor. En çabuk şeker emilir, en çabuk. Yani bir kuru fasulyenin içinde de şeker var, barbunyanın içinde de şeker var, ekmeğin içinde de şeker var. Normal çayın içine attığınız içinde de şeker de şeker var, tatlıda da şeker var. Şimdi bu şekeri direkt emiyor vücut, bağırsaklar emiyor. O kadar fazla çıkıyor ki. İnsülin dediğim gibi fışkırıyor pankreasta. İnsülin görevi ne? Diyor ki bu şekeri alıyor kandan, götürüyor saçına, saçının kökündeki hücreye. Diyor ki bak diyor, saçın hücresi kardeş, sana diyor şeker getirdim. Al diyor. İnsülin götürüyor bunu. Aracılık yapan şey insülin. Bu şekeri alıp o hücreye götürüyor. Tırnak hücresi de gidiyor. Tırnak hücresine de diyor ki bak sana şeker getirdim diyor. Al diyor. Teşekkür ederim insülin kardeş diyor. O şekeri alıyor. Karaciğerine götürüyor. Böbreğine götürüyor. Her yere şekeri götürüyor insülin. Ama evet. Sen kandaki şeker böylece düşmüş oluyor. Çünkü insülin bunları götürüp paylaştırıyor hücrelere. Ama sen aradan 20 dakika geçmemiş iki tane daha baklava gömdün mideden. Bu sefer gene kandaki şeker çıkıyor. Dışarı çıkartacak başka bir taraf yok ki. Gene bağırsaklardan emiliyor. Gene insülin fışkırıyor. İnsülin götürüyor gene bu şekerleri. Götürüyor biraz önce götürdüğü saç hücresine bak diyor. Sana diyor şeker getirdim. E kardeşim diyor 10 dakika önce getirdim. Ben ihtiyacım yok. Kusura bakma diyor. Direnç gösteriyor. Direnç. Evet. Tırnağa giriyor. Tırnak hücresine diyor ki ya bana biraz önce getirdin diyor. Sen de beni istemek istiyorsun. İnsülin direnci bu. Sen kilo verirsen zaten insülin direnci kalmıyor ki. Evet. Zaten kalmıyor. Yani insülin direncinin arkasına sığınmamak lazım. İnsülin direnci sen şişman olduğun için var. Sen kilo verirsen zaten insülin direnci kalmayacak. Bunu kafalarımıza bir yerleştirmemiz lazım. Ama bunu yerleştirmeyeceğiz biz. Her zaman için o bir bahanedir. Benim insülin direncim var. Benim tiroidim az. Tamam, tiroid çalışmayan insanlar yavaş kilo verir ama hiç vermeyer diye bir şey yok. Hastalarımın benim %30'u tiroidi az çalışan insanlar. Hepsi kilo veriyorlar. Daha yavaş veriyor. Bir de hocam dostlarımızın soruları üst üste geliyor. Yine kızımızla alakalı sormuşlar ama biz onu konuştuk. Turşulu cacık yiyeceksin. Bir turşulu cacık. Turşulu cacık. Turşulu cacık. Peki o sahurda biber da acı mı olacak? Acı olacak tabii. Kırmızı olacak diyorum bak. Kırmızı, acı, turşu, biber. İki tane. Atom küçük gibi. Bir... Atom gibi bir şey. Atom gibi işte. Atom gibi o. Bağırsakların atomu diyelim ona. Vallahi şahane. Sporu ne zaman yapalım demişler hocam. Bak bu benim. İdeali iftarla sahur arasında yapabilmek bunun için. En güzeli de eğer vaktiniz müsaitse dışarıda biraz yürüyüş yapmak. Yani hemen iftardan bir 15-20 dakika sonra dışarı çıkıp böyle bir 20-30 dakika bir yere kadar gidip gelmeniz bile yeterli. Ya da evin içinde çıkma yasağı olduğu zamanlarda evin içinde yürüyüş yapmak. Evde hareket yapmak önemli. Temizlik yapın. Ne bileyim baca silin. Ne bir şeyler yapın. Temizlik diye. Zayıflatmıyor hocam bak. Ama zayıflatmaz. Çünkü niye zayıflatmıyor? Siz akşama kadar götürüyorsunuz. Ya. Götürülüyor. Ya şu ağızdan gireni bak. Ya onlar. Acıkıyoruz çalışınca. Anladım. Bak. Sen iftarla sahur arasında insanların yedikleri şeyleri bir çöp torbasına koy. Baksan aklın durur. Aa ben bunları ben mi yedim? E sen yedin mübarek. İnanmak istemez çünkü. Biz ne yediğimizi bilmiyoruz. Sonradan hep suçluyoruz. Vallahi benim metabolizmam, benim insülin direncim, benim tiroidim var. Sonra da ne oluyor? Sağlıksız yaşıyorsunuz. Çünkü bir kilo sizin fazlanız varsa, ideal kilonuzdan bir kilo fazlanız varsa, şu diz kapaklarınız var ya,
Şu dizlerimiz. Evet. Buraya 20 kilo olarak basar. 20 kilo. Oh. Eğer 2 kilo fazlanız varsa 40 kilo basıyor omurganıza. Sonra bel fıtığı, diz kireçlenmesi, siyatik. Hepsi sizi bulacak. Yüzden fazla hastalık sayarım size. Kilonun yapmış olduğu. Yani kanserleri evet. saymıyorum bile. Hocam sirkeli su hakkında ne düşünüyorsunuz? Şimdi hazmetmek için şunu yapabilirler. İftar sonrasında hemen metabolizmayı artırmak için bir bardak suyun içine bir çorba kaşığı elma sirkesi. Bakın bir daha söylüyorum. Evet. Bir bardak suyun içine bir çorba elma sirkesini koyup içsinler. Bu metabolizmayı biraz hızlandırıcı özelliği var. Ama sen baklavaları börekleri yiyip yapmıyorsun. Yani baklavayı böreği ye, üstüne de bir bardaklı elma sirkeli su iç, kilo vermiyorum doktor, vermezsin. Önce aldığın enerjiyi bilmen lazım. Yoksa evet. kilo vermeyi unutun. Ben açık konuşayım, evet. unutun. Yani kilo vermeyi... Yani bu boğazımızdan ne girdiğini, ne geçtiğini bileceksiniz diyorsunuz. Aynen. Şimdi ben bu akşam karnabahar yedim biliyor musunuz? O kadar. Hem de çiğ karnabahar. Yani şu avucum kadar çiğ karnabahar yedim, elhamdülillah dedim kalktım, bitti. Bu kadar. Sadece o. Sadece o. Şu kadar. En güzel şey o. Bu arada tabii benim gibi yapsınlar diye söylemem. Ben kendi yaptığımı söylüyorum. Size hemen söyleyeyim. Canınız popcorn mu istiyor? İftarla sahur arası popcorn mu istiyor? Mısır patlağı mı istiyor? Güzelce karnı bari yıkayın. Küçük 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 o beyaz beyaz ayıklayın. Popcorn gibi onlar. Vallahi billahi bak. Koyun önünüze. Canınız ne kadar tüketirse tüketin. İnanılmaz güzel bir şey. Tok tutlar. Ve çiğ tüketin. Üzerine limon, az tuz da atabilirsiniz. Ben evet. hiç yatmadan seviyorum. Nasıl doydunuz hocam diyor bak Perihan'cığım. Doyacaksın. Elhamdülillah diye bir kelime var. Bu kadar. Yeter. Yani yeter. Su ile içiyorsun. Beyinde bitiyor. Doğru. Beyinde. Siz beyninizi komutlamazsanız kilo vermeyi unutun. Kilo unutun. Yani ben böreği çöreği yiyeceğim. Ama canım börekten de işte iki tane değil de ben iki tane ısırdım. İki tane ısırdın. Bitti. Bitti. Evet. Kilo vermek için. Ama diyeceksin ki doktor hep böyle mi yaşayacağız ömür boyu? Yani eğer kiloluysanız bakın. Evet. Dediğim gibi 38 bin insan zayıflattım. 36 senedir bu işteyim. Yani hastalarımın tabii ki takip ettiğim hastalarım ancak ve ancak kilosunu vermiş, ideal kilosuna inmiş olan kişiler %10'unu koruyabiliyorum ben. Geri kalan %90'ı kilo alıyor. Eski kilo haline geliyor. Ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in söylediği bir güzel bir şey var. Diyor ki yarın ölecekmiş gibi ibadet edin. Hiç ölmeyecekmiş evet. gibi çalışın. Yani evet. bu da böyle. Mevlana'nın bir lafı var. 1000 kere tövbe etmiş olsan gene gel bu dergah bize açıktır. Bu arada ben Karamanlıyım. Konya'ya yakın ya. Karamanlı. Selam olsun. Tüm Karaman'a merhaba bu arada. Mevlana'mızın diyarına. Tabii. Selam Aynen. olsun. Hülya Hanım demiş ki ben hocamla beraber 20 kilo verdim demiş. Aa güzel. Evet. Ben ne okuyamıyorum ben direkt sana baktım Allah için. Allah kendinize bereket versin. Kıymetli hocam. Sağ ol. Sağ ol. Demişler Şimdi... ki yatmadan önce yoğurdun içine pul biber, karabiber ve limon. Zayıflatır mı? Zayıflatmaz. Böyle bir şey yok yani. Zayıflamak için bir kere aldığın enerjiyi bir kere kısıtlı tutacaksın. Bir kere bunu kafanıza koy. Ama evet. metabolizmayı hızlandırmak için dedim ki bir bardak suyun içine yemekten sonra bir çorba kaşığı elma sirkesi koyup için bu metabolizmi daha hızlanır. Ondan bir sonra sahur da yeterli. Bir defa yeterli. Aç karnına limonlu sirkeli sular içmeyin. Kilo verdirmez. Kabımıza sokun bunu. Peki alkali su ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Neyle? Alkali su. Vallahi çok çok bir önemli bir şey olarak addetmiyorum ben. Yani alkali suyu. Suyu için de yeterli kadar. Yeterli benim için. Suyu içmiyoruz. Siz de iftarla sahurası çok şişkinlik varsa kaçırdınız. Çok yemek yediniz. Şişkinlik mi istiyorsun? Ya, var. Evet. O zaman rezene çayı. Bildiğimiz rezene. En güzel o. Bebeklere bile verilir. Evet. Emzirirken çok tüketmiştim ben de. Tabii. Hakikaten müthiş rahatlatıyordu rezene hocam. Tabii. Tabii. Bir de mide şikayetiniz varsa, mide şikayetleriniz de varsa bu zamanda ben size bir tarif vereyim o zaman. Metabolizma ile ilgili de aynı zamanda bağışıklık sistemine ilgili. Sahurda ne yiyeceksiniz? Sahura başlamadan önce ben her zaman yapıyorum.
her gün diye diyeyim. Taze zencefil, bir tatlı kaşığı rende. Rendeleyeceksiniz. Bir tatlı kaşığı zerdeçal. Onun kardeşidir, küçük. Evet. Turuncu renkli. Evet. Rendeleyeceksiniz. Bunların kurularında olabilir ama, yani toz halinde kurutulmuş olan evet, da olabilir ama ben açık konuşayım. Ben bu şeylerde satılan, aktarlarda satılan zencefil ve zerdeçal. Bu arada hocam bir saniye, kedi girmiş. Emre. Kedi girmiş. İşte evde gönülden gönüle bizim yayınımız Murat evde, hocam. Hala kedi girmiş. Benim kayınço burada da. Kedi girmiş yere. Her neyse. Şimdi Kemal hasta olduğu için. Bir tatlı kaşığı zencefil rende, bir tatlı kaşığı zerdeçal rende, bir tatlı kaşığı çörek otu ezeceksiniz. İki kaşık balla karıştıracaksınız, göndereceksiniz. Ne işe yarayacak? Bu metabolizma, bağışıklık her açıdan çok önemli. Her açıdan faydalı. Birazdan vitamin gıda takviyelerinden bahsedeceğiz. Pratelan'la zayıflayan sevgili dostlarınızın, hastalarınızın güzel görüşleri akıyor bir yandan ekrandan. Sağ olsun, ben de hiç okumadım bana. Hocam okuyorsun diye. Emine Hanım, 155 kilo, 155 kilom 87. Kaç kilo olma? Boyu 1.55 herhalde. Kilo bir en aşağı bir 67'ye kadar, 69'a kadar inmesi lazım. Yani bir 17-18 kilo, 20 kilo vermesi lazım. Yani peki, ama yavaş yavaş vereceksiniz. Bakın şimdi bizler şöyle bir insanlarız. Biz 30 kilo fazlamız var. 20 kilo fazlamız var. Bir hafta sonra bitmesini istiyoruz. Yok öyle bir şey. Evet. Şimdi bunu beyana söyleyen, bunu hisseden kişilere şunu söylüyorum. Şimdi şu anda bizi ekrandan izleyen, ikimizi izleyen anne, anneler var. Doğru mu? Bir sürü anne var. Çocukları var. Doğru mu? Bebekleri var. Doğru mu? Sizin çocuğunuz var mı? Pınar Hanım. Güzel. Allah bağışlarsa 5 yaşında bir minik oğlum var. Süper. Şimdi sen o çocuk doğduğunda hemen yürümeye başladı mı? Tabii ki hayır. Neden? Yürüsün. Yürüsün. Neden yürümüyor? Hı hı. Bekleyecek. Bir yıl. 11 ay sonra tay taylar başlayacak. Emekleme, evet, tay tay vesaire vesaire. Biz istiyoruz evet ki kardeşim. Bir yıldan bahsediyorum. Peki çocuğunuz doğduğunda, erkek, Allah bağışlasın, erkek çocuğunuz doğduğunda konuştu mu? Tabii ki hayır. Niye? Neden? Çünkü büyümesi gerekti önce tabii. Ha, bu da böyle işte. Zayıflama tabii da bir süreçtir. Evet. Hamile kaldınız. Öğrendiniz hamile kaldığınızı. Hemen niye ertesi gün doğurmuyorsunuz? Neden bekliyorsun 9 ay 10 gün? Doğru. Ertesi gün doğursana. Biz bunları örnek alacağız. 9 ay 10 gün bekleyeceksiniz. Bu da öyle. 30 evet kilo vermek için de 9 ay 10 ay ihtiyacınız var. Biz istiyoruz ki bir ayda bitsin elhamdülillah. 30 kiloyu bir ayda verelim, gülü gülü danası olsun. Ondan sonra öp yiyelim. Yok öyle bir şey. Bunu dünya... Çok diyetlerin geri dönüşü çok acı oluyor zaten. Yani bunu biz ne kadar anlatırsak anlatalım millet şok yapacak. Ondan sonra şok olacak. Yani anlatabiliyorum. Hocam benim ağzına sağlık diyorlar. Yani ben doğruları konuşunca böyle hep 9 köyden kovuyorlar. Evet. Ama böyle. İster kabul edin ister kabul edin. Biz sizi böyle tanıyoruz. Biz sizi böyle tanıyoruz. Murat Hoca dediğiniz zaman direkt yüze söyler. En gerekeni söyler. Sevgili hocam biz hep bu arada çörek otunu ısrarla sormuyorsun Pınar diyorsunuz. Çörek otundan bahsettik. Bağışıklık güçlendirme metabolizmayı çörek otu istiyorsanız bak bunda var işte çörek otu. Ona gireyim istersen. Vitamin desteklerinden bahsedeceğiz. Pınar'la tam vakti YouTube sayfasından yayının tamamını izleyebileceksiniz. Süper. Sonrasında zaman kaybetmemeye gayret ediyorum. Hocam bir de yiyorum ama kilo alamıyorum diyenler var. Ki ben de hayatımın bir döneminde öyleydim. Vallahi vermekten daha zor. Bunlar stresle çok alakası var. Anksiyete nevroza deriz biz buna. Stresle evet çok alakası olan bir şey. Dolayısıyla bu kişilerin tabii ki bir hekim tarafından görülmesi lazım. Yani kan tablosuna bakılması lazım. Kansızlık var mı yok mu vesaire gibi bir takım şeylere bakılması lazım. Ona göre
bir program yapılması lazım. Demir eksikliği olabilir, o olabilir, şu olabilir. Ama akupunkturla biz çok kilo aldırdığımız hastalarımız var. Kilo almak için evet, genelde. Mesela hamilelikte, gebelik kusmalarında da akupunktur çok etkili. Evet. Onda madem girdik akupunktura, onu anladık. Migrende, bel evet, fıtığında, siyatikte akupunktur gerçekten bir numara. Yüz felçlerinde, yeni geçirmiş felçlerde, özellikle hastane çıkışında felçlerde çok etkili. İlk 3 ayda olursa, 6 ayı geçtikten sonra akupunktur felçlerde etkili değil. Ama bunun gibi trigeminal nevrajları, çok şiddetli ağrılar gelir. Onda çok etkili. Bu arada baş ağrıları, dediğim gibi migren, saç dökülmeleri vesaire vesaire, bir sürü şeyleri var. Bu arada baş ağrısı derken ben sizinle beraber güzel bir tarif de vereyim. Gece saat 12 Pınar ve başınız ağrıdı. Evde evet, de ilaç yok. Evde de ilaç yok. Erzurum'da çıkma yasağı var. Çıkma yasağı da var. Ne yapacaksın? Ne yapacağız hocam? Hemen basit. Buzdolabın var. İçine giriyorsun buzdolabının. Buzluk var. O birkaç evet, tane buz çıkartıyorsun. Buz. Evet. Baş parmağımızla işaret parmağımızın tam ortasındaki şuraya. Evet. Görüyor muyuz? Şurada evet, bir perde var. Şöyle yaparsanız dümdüz, bakın şöyle göstereyim. Şöyle bir göstereyim evet, bir dakika. Şöyle gösterirsem en tümsek tamam, olan yer bu. Evet. En tümsek olan yer. Şöyle açınca görüyorsunuz burasına geliyor. Şöyle. Evet. Buraya buz koyuyorsunuz. Hı-hı. 2 dakika boyunca buz. Ama donunca çekin, tekrar koyun. Onun için evet, şöyle bir peçete kullanabilirsiniz. Buzu tutmak için öbür elinizle. Buzu hı-hı, tutun. Böyle koyun buraya. Evet. Bir de şakağınız ağrıyor. Diyelim ki burası. Şakağınıza koyuyorsunuz. Bir de tepemiz var. Şurada şöyle söyleyeyim. Kulağımızın en üst noktası burası. Kulağımızın evet, en üst. Buradan dümdüz gel. İki kaşımın ortasından da gel. Evet. Ortada birleştiği yer. Burasının evet, Çince ismi Bai Hui. Bai Çince yüz demek. Hui birleşme demek. Yüz noktanın birleştiği yer. Tepe noktamız. Burası aynı zamanda tepemi attırma noktası. Yani atanmadan orası. Tabii stres olduğu zaman, kızgın olduğun zaman al buzu koy buraya. Bir dakika içinde o stresin gider. Bakın ay ne kadar önemli bilgiler hocam. Şahanesiniz vallahi. Tepemi attırma noktası dediğim şey doğru yani. Aynı zamanda. Şuraya buzu tutuyoruz. Hakikaten orada, orayı bir serinletiyoruz. İnanılmaz. Yani tabii donunca tekrar çekiyorsun. 2 dakika boyunca yapıyorsun ama bunu. Hemen böyle koyunca hemen stresi gitti demeyeceksiniz. Evet. Hocam Refikacığım diyor ki besin takviyeleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Ha, besin takviyeleri derken bu gıda takviyeleri yani vitaminler, omegalar. Evet. Şimdi biraz önce bahsettiniz Pınar Hanım. Vitaminler. Şimdi benim de içinde olduğum, aynı zamanda bilim kurulunda olduğum eczacılık fakültesi dekanı var. İsim vermeyeceğim ama bir eczacılık fakültesinin dekanının da bizim danışmanlığını aldığımız kimyacıların Türk eczacıların, Türk doktorlarının da olduğu literatürlerde son 10 yıl içindeki dünya literatürlerinden taranarak biz dedik ki dünyadaki en güçlü antioksidanları da içeren bir vitamin evet, neden olmasın bir Türk malı olarak. Hı hı. Yani yabancı bir sürü marka var Türkiye'de satılan biliyorsunuz. Evet. Yani bana göre içine baktığınız zaman 5 para etmeyecek vitamin mineraller diyebilirim. Dolayısıyla biz Naturbest diye bir marka yaptık. Şöyle görebiliyor mu evet, bilmiyorum. Bu bir evet, markası Naturbest, altında da Vitasmin yazan. Naturbest Vitasmin. Bu gerçekten dünyadaki ilk 3 sıradaki antioksidanları koyduk bunun içine. Bunun içinde ne var? Birinci sırada astaxantin var. Astaxantin ne demek? Şöyle söyleyeyim. İnternete yazarsanız çıkar. Astaxantin. Evet. Bu A vitamini var ya, bildiğin A vitamini, havuçta olan. Evet. Havuçta olan A vitamini biliyorsun. Onun Adem ve Havva'sını düşün. Kök hücre gibi düşün. A evet, vitamininin kök hücresi, yani kök A vitamini diye düşün. Onun ismi astaxantindir. Bunun 2.822.000 gücü var. Yani tıbbi olarak. Bu evet, şu demektir. Kırmızı renklidir bu. Kırmızı renkli olan bir şeydir.
Çok az miktarlarda somon balığında da vardır, alabalıkta da vardır. Hı hı. Yumurtanın sarısında da vardır. Ama biz astaxantini bunun içine koyduk. Ne işe yarar? Bağışıklığımız için. Viral enfeksiyonlar, bakteriyel enfeksiyonlar veya bir sürü otoimmün hastalıklar var. Onlara karşı vücudumuzun bağışıklığını en yüksek seviyede tutan antioksidan olan astaxantin var. İkinci sırada hangisi var Pınar? Sana soru soruyorum. İkinci en yüksek antioksidan hangisi? Antioksidan Evde, dediğim... evinde var eminim. Evinde var bu. Ben mutfakta neler gördüm. Neler var antioksidan dediğin zaman? Ah gitti bir an aklımdan. Siyah üzüm. Zerdeçallar, zencefiller 13. 14. sıradalar onlar. Siyah üzüm çekirdeği. Değil. O şeydir. Resveratrol'den bahsediyorsun. Yok değil, hiçbir değil. Hemen söylüyorum. Sumak, sumak. Sumak. Oo, ya. Öyle mi? Bak, sumak. Sumak ekstresi de var. O da 316 bin gücü var. Üçüncü sırada hangisi var? Hani balıkçıdan çıkarken orada kasanın yanında bir şey olur. Ağzını atarsın. Nedir o? Karanfil. Evet efendim. Bildiniz. Hiç antibiyotik. Var. Doğal antibiyotik değil mi? Karanfilin 214 bindir gücü. Antioksidan. Evet. Bu üçü de birden var bu. Naturbes vitaminin içinde. Üçü de var. Evet. Başka. Dünyada iştah açmayan tek vitamindir Pınar. İşte rahat açmayan tek vitamin. Evet. Multivitamin, multimineral, multiantioksidan. Altı yaş çocuğa verilir mi hocam diyor Halim. Hayır. 15 yaş üzeridir bu. 15 yaş ve üzeridir. Hamilelere pek doktorlarına mutlaka sormaları lazım. Ama evet. Loğusalar, süt veren anneler için bir numaralı tavsiyem bu. Hmm. Ve şu anda koronalı günlerde bağışıklığımız sistemi için ben gerçekten her gün kullanıyorum bundan. Hemen hemen. Evet. Şimdi bunun içinde neden iştah açmıyor? Tarçın ekstresi var. Bir. Nereden tarçın alabilirim hocam diyorlar. Eczaneler. Eczanelerde var Pınar. Ben satmıyorum. Eczanelerde var. Naturbest diye. Benim Topoklu Murat sitelerine girdiği zaman görürler zaten. Evet. Bunları ben satmıyorum. Bu gerçekten Türk bilim adamlarının yaptığı helal sertifikası olan ve hı-hı, Amerikan FDA onayı da var. Düşünebiliyor musunuz? Evet. Amerikan FDA onayı da var bunda. Hı-hı. Helal sertifikalı. Evet. Dolayısıyla neden iştah açmıyor? Tarçın ekstresi var bir. Hı-hı. İki, vanadyum diye özel bir mineral var. Vanadyum mu? Tip 2 diyabetle savaşan bir mineraldir. Bunun içinde var. Başka hiçbir vitaminde göremezsin, mineralde göremezsin. Vanadyumu. Gerçekten. Evet. Elif Su diyor ki çalışana enerji verme. İnanılmaz. Bunu kullanan hastalarım diyor ki ben zayıflama hastalarımın hepsine veriyorum. Çünkü 2-3 kilo verdikten sonra ve mutlaka ben bunu veriyorum. İştah açmıyor ve size şöyle diyor. Diyor ki doktor ben bu Naturbest vitamini kullandığım zaman evi temizledim diyor. Komşuyu temizlemiş. Gitmiş bir de caddeyi temizlemiş. Bu koronadan önceki günlerde. Vallahi bak yemin ediyorum. Ya Murat hocam. Vallahi hastanın söylediğini söylüyorum. Evi temizlemiş, komşuyu temizlemiş, gitmiş caddeyi temizlemiş. Dedim ki biraz abartıyorsun sen de. Ama diyor yerimde duramıyorum diyor. Gerçekten inanılmaz. Özellikle şimdi Ramazan'da da oruç tutarken de gerçekten tavsiye ediyorum. Başka neler var? Bromelan var. Bromelan ne olur biliyor musun? Evet. Ananas yok mu? Ananas. Ananas da var. Ananasın önce içinde bir maddedir. Aynen öyle. Bravo. 100 puan daha Pınar benden. Biz okuyucular ses tellerindeki ödenden uzak olmak için bromelan tablet kullanıyoruz. Bromelan var. Bunun için gerek yok ki. Bunda her şey var. Artı çörek otu yağı var. Çörek otu yağı. Çörek otu yağı. Ya evet, az miktarda. Çünkü fazla miktarda zehirleme yapar. Bunun içinde quercetin var. Kırmızı ginseng var. Coenzim Q10 var. Alfa lipoik asit var. İyot var. Tiroid hastaları için iyot var. Ve silisyum var. Silisyum var. Silisyum tırnak ve saçlar için bir numara. Ya. Saçlar için bir numara. Ya, tırnak ve saçlar için. Hele Natural belli bir yaştan sonra. Artı ne var? Şimdi sürpriz bir şey var. Bunun içinde başka bir şey daha var. Başka hiçbir vitaminde olmayan. Nedir? Şimdi biliyorsunuz Cumhurbaşkanlığımız bir dezenfektan çıkarttı. Evet. O dezenfektan içinde ne var? Ne var hocam? Bor. Bor. Bor da var bunda. Bor. Bu kadar. Yani. Günde kaç tane alacağız diye soruyorum. Her gün bir tane yeterli. Tok karnına. İftarla bak, sahur Hande arası. Hande Hanım ne diyor Murat hocam? Hande Hanım diyor kalp ki. Kalp hastasıyım diyor. Bir tanesi yiyordum.
Ben hangi eczaneye sorsam bu vitamini bilmediklerini söylediler diyor. Depodan getirtebilirler. Benim sisteme baktıkları zaman depo evet. Şeyi var. Selçuk Eczacı deposunda Doktor Murat var. Topoğlu'nun internet sitesi üzerinden de takip edebilirsiniz, alabilirsiniz. Ama Selçuk Eczacı deposunda var, Edep Eczacı deposunda var. Eczacılara derse ben Naturbez istiyorum. Bunu bana getirtir dediği zaman o eczacı getirtmek zorunda. Depoya telefon evet. Açar, iki saatte getirtiyorlar depodan. Evet. Evet. Yani evet. Tam reçetem yok, kullanabilir miyim diyor Arzu. Kullanabilir, hiçbir problem yok. Hiçbir problem yok. Semra Hanım demiş ki ses tellerimde ödem var. İyi gelir mi diye soruyor. Ona bir bakması lazım. Ses tellerinde ödem varsa önce nodül olabilir. Kulak burun evet. Boğazı görmesi lazım. Yani evet. Ondan sonra dediğim gibi. Dünya Semra Hanım, dünyadaki bütün ses sanatçıları, ses performansı yapan kişiler ödem riski hissettikleri anlarda bromelain kullanıyorlar. Ben de onu demek istedim. Bu arada Pınar'cığım ben sana göndereceğim bunlardan. Güle güle kullan. Gerçekten. Yaşasın. Sonra sen canım yazarsın. Hocam. Bir de yanında bunun kardeşini ediyorum. Vereceğim. Bu da kardeşi. Kardeşim. Omega. Naturbez Omega. Evet. Bu da eczanelerde satılıyor. Tansiyon, şöyle kolesterol hastaları kullanabilir mi hocam? Bu işte. Kolesterol için bu. Kalp damar hastalıkları için bu. Naturbez Omega. Şimdi evet. Bunda 6 tane yağ var. Omega evet. 3 balık yağıdır. Omega 5 nar çekirdeği var ya. Onun evet. Yağı var. Omega 5'tir o. Omega 6 var ama omega 6 gamma linolenik asit şeklinde. Yani hodan dediğimiz bir bitki var. Yemeğini yaparlar. Hodan. Hodan. Hodan yemeği var. Evet. Içinde... Vallahi hocam mucize gibi bir şey. Az evvel bir takipçimiz dedi ki Solgar vitaminler kullanıyorum. Vallahi yorum yapmıyorum. Omega. Bütün vitaminleri çarpar böler ikide logaritmasını alır. O kadar söyleyeyim. Çok gerçekten hocam, çok. Hocam bakın ne demiş Solmaz hanım herhalde. Hocam söylediğinizi duymadım diyor. Kalp hastasıyım. Kovadin ve tansiyon ilaçlarım var. Kullanabilir miyim? Ha şimdi. Naturbez vitamini kullanabilir. Bunda bir problem yok. Bir gün alsın bir gün almasın derim. Bu kalp evet. Edemez. Ama kumadin kullanıyorsa Naturbez'in omegası var. Ama dolayısıyla onu eğer kumadini diyelim oruç tutmuyorsa, sabah kumadin evet. Alıyorsa bunu akşam alsın derim. Aha. Anlatabiliyor evet. Muyum? Aynı anda almayacak. Kumadin kullanandan bahsediyorum. Kumadin evet. Yani evet. Kan sulandırıcı kullananlar, aspirin, evet. Kora aspirin evet. Gibi kullananlar aynı anda almamaları lazım. Omega sığını diyorum. Vitamininde problem yok. Vitamini her zaman alabilir. Şimdi bunu da daha bitirmedim. Omega 7 var. İ'de var ya İ'de. Evet. Az önce aynıyım valla. Seversin sen. Yabanisini düşün. Yok. O yabani olan iyide dedi omega 7 var. Bir de omega 9 var. Keten tohum yağı da var. Evet. Bir de sıkı dur. Omega 11 var. Hı hı. Yani 6 tane omega. Omega 11 içeren Türkiye'deki tek markadır. Evet. Hocam zamanımız çok azaldı. Fakat ben tekrar ismini vermek istiyorum. İlk yerli vitamin üretimimiz diye internet sitesi Doktor Murat Topoğlu internet sitesine ulaşabilirsiniz. Neydi vitamininizin adı? Naturbez vitamin. Şöyle göstereyim. Naturbez. Naturbez vitamini efendim. Bir de Naturbez omegası var. Bu da evet. Omegası. Bir de hemen evet. Şurada sorular geldi bir sürü. Bir de Naturbez'in proteleni var. Evet. Bu da öğün yemeği. Kilo vermek isteyenler sahurda bunu kullansınlar. Bunu eczane satmıyor yalnız. Bunun için benim sitelerde girdiği zaman göreceklerdir. Bunu da internet sitesinde öğün yemeğidir bu. Evet. Çok kısa bir süremiz kaldı hocam. Tansiyon hastalarımız için neler önerirsiniz? Tuzdan fakir bir diyet. Yani tuz kullanmamaları lazım. Bir. Evet. Kilosu fazlaysa o kiloyu vermesi lazım. İki. Kiloyu düzeltmezseniz tansiyon evet. Hastalığından kurtulamazsınız. Bakın bir tane söyleyeyim. Ama normal kiloda olup da tansiyon hastası olursanız o zaman mutlaka ilaç kullanmalısınız. Yani peki, önemli. Göbekte yağlanma canım hocam. Göbekte yağlanma, basende yağlanma, orada yağlanma, burada yağlanma. Evet. Fark etmiyor. Siz benim dediklerimi yapın. Bakın evet. Ben kendi Instagram'ımda da Facebook'umda da hem Ramazan diyetini verdim. Ramazan'da evet. Kullanacakları şekilde kilo vermek için bu Naturbez Protein'i de orada anlattım. Oradan okurlarsa her şeyi anlayacaklar.
Evet. Kilo verince seboroid dermatit soruluyor hocam. Seboroid dermatit. Seboroid dermatitin normalde tedavisi yok ama bununla ilgili inşallah biraz önce kliniğim açılırsa ozon tedavileri ve lazer akupunktur tedavileri büyük ihtimalle çok büyük işe yarayabiliyor. Yani lazer akupunkturla ozonu beraber birleştirdiğiniz zaman. Oo çok güzel. Hocam sizin siteniz naturbest.com.tr mi diyorlar? Evet o doğru. Com.tr'si var, com'u da var. Oraya da girebilirler. Instagram'dan Topoglu Murat yazarlarsa Instagram'da da var bütün bilgiler. Facebook'ta evet. Da aynı şekilde var. Yani ben buradan hakikaten bir şeyin satışında değilim Pınar'cığım. Evet. Ama ne onurluyum biliyor musun? Biz hekimler ve Türk hekimleri olarak gerçekten her şeyi yapabileceğimizi inanıyorum ben. Ben Amerika'dan bir sürü teklif vardı bana. Orada yerleşmem ve orada akupunktur yapmam konusuyla ilgili. Ve Harvard'da da teklifler gelmişti. Gerçekten hepsini reddettim ben. Ben bir Türk hekimiyim ve Türk hekimi olmaktan da çok mutluluk duyuyorum. Ve bu naturbestleri de yaparken bir sürü hekim arkadaşlarımla dediğim gibi literatür çalışarak yaptığımız için ve çok onurluyum böyle bir Türk malını hem de onlardan çok daha güçlüsünü yaptığımız için. Evet. Ama vallahi Allah sizleri başımızdan eksik etmesin. Eczanelere ısrarla sorarsanız naturbest vitamin istiyorum, naturbest omega istiyorum diye size getirtmek zorunda eczacı. Hocam şekeri düşüren çay. Şeker düşüren benzer bir çay yok. Şeker yemeyeceksin öncelikle onu söyleyeyim. Yani şekeri hemen düşmez. Sen baklavayı yiyip şekeri düşüremezsin yani. Evet. Yani şekeri düşüren. Biz işte şu inançtan kurtulmamız lazım. Yani biz neye inanıyoruz? Bir çay içelim diyorum ki ertesi gün çocuğum konuşsun. Hemen yürüsün yeni doğdu. Aynı örnekleri ben bir milyon kere anlatsam da sana Pınar. Maalesef bunlar hep söylenecek. Ama birisi diyecek ki kardeşim aha bak şöyle bir çay çıkarttım. İçiyorsun vallahi 5 kilo veriyorsun. Evet. Bir trilyon, 2 trilyon parayı kaldırıyor şarlatanlar maalesef. Ya bu çay yazık. Hikayesiyle. Ama yazık, sen yazık, ne yazık. Olacak? Diyorsun ki 25-30 lira verdim canım. O 30 liradan 1 milyon kişi alıyor. Hesabını çoğu da onaylı değil zaten. Ne onayı bırak ya yok. Böyle bir çay yok zaten. Yani bir korse çıkıyor. Ay korseyi yiyorum zayıflıyorum. Yok öyle bir şey. Sen yok olanı inanmıyorsan ütül kardeşim. Ütül. Yani sen cebindeki fazla paraysa o şarlatanları zengin et. Memnun. Ben bunları konuşuyorum ama maalesef gene bu insanlar çıkacak. Ama benim evet, bizler ne kadar doğru yolu göstermeye devam edeceğiz. Hala inananlar var çok acı. Romalite Artilit demiş. Nihat Şahin büyüğüm. Anneler günü kutlu olsun. Çok teşekkür ediyorum Nihat Beyciğim. Bütün annelerin anneler günü olsun. Kıymetli Murat Hocam'ın zarif eşinin de anneler günü kutluyorum. Sağ olun. Bu arada sorular var birkaç tanesinde. Covid hastalığına iyi geliyorum diye. Covid hastalığıyla ilgili vücudun direnç sistemiyle ilgili akupunktur yapıldığını biliyorum. Ama şu anda Sağlık Bakanlığı bu konuyla ilgili tamamen tedavi protokolünü eline aldığı için maalesef evet. akupunktur yapamıyoruz. Bu evet. arada ozon tedavileri de çok etkili. Ozon tedavileri de çok etkili Covid'de. Bir sürü çalışma evet. var. Ama bu şu aşamada maalesef bunları uygulayamıyoruz. Bazı markalar söylemişler. Protelan çok farklı bu arada. Görüyorum. Evet. Romatoid evet. artrit demiş de keza. Çok bilinen. Romatoid artritte ozon tedavileri ve akupunktur belli bir yere kadar getirebiliyor ama romatoid artriti tamamen yok edemezsiniz. Ama ozon tedavileri akupunktur belli bir etkisi var. Diye soruyorum. Bu arada bir sürü sorular geçtik. Kaydık. Aynen. Çok süratle konuşuyoruz ama hocam diyorlar ki omega, kolajen ve multivitamin aynı anda alınabilir mi? Alınabilir. Bir mahsuru yok. Bir mahsuru yok. Ama bir mahsuru yok. Fakat Naturbest Omega'nın içinde gerçekten çok güçlüdür. Yani kolajenin yaptığının 10 katını yapacak özellikle bu. O kadar söyleyeyim. Size göndereceğim. Günde bir tane bundan, günde bir tane de bundan kullan. Lütfen. Bir ay vallahi kullan. Vallahi kullanacağım hocam. Sonra lütfen. Size geleceğim inşallah. Tamam etkilerini sonra ben sen paylaşırsın. Sonra arkadaşlar böylece biz Instagram ahalisi olarak hocamın muayenehanesi zaten hastanesi Haziran başında açılıyor. Tarih sormuşlar. 1 Haziran Allah nasip ederse inşallah her şey yoluna giderse. Ben de çok özledim gerçekten.
akupunktur yapmayı. Yani 1,5-2 aydır neredeyse bu ellerim iğne koymuyor. Ellerim kaşınıyor artık diyebilirim ben de. Kolajen şekeri yükseltirim. Kolajen şekeri bundan sonra natur besliyorlar. Kolajen yani şekeri yükseltir mi hocam? Gerçek, kolajen şekeri yükseltmez. Ama şu evet. kadar söyleyeyim. Natur bes çok basit. Ben kimsenin markasını bir taraf böyle hani sanki ezmek veya yermek için söylemiyorum. İnternet var. Bütün dünyadaki markaları multivitamin, multimineral markalarını yazın. İçindekileri yazın ne var diye. Naturbes'in vitaminini, Naturbes'in omegasını içinde neler var diye çıkartın, karşılaştırın. Ondan sonra karar verin. Evet, yani sanıyorum sesle alakalı bir sıkıntı varmış. Sesim yankı yapıyormuş. Mikrofonik olduğu için. Aynı ortamdayım. Nasıl? Bu arada mikrofonik sesiniz tabii. Bir şöyle küçük bir gublede ben dinleyeyim bari. Ben de bir isteğim olsun senden. Ya hocam. Çok azıcık. Şu an ben de çalacaktım fakat ezan okunuyor. Tabii şu anda bende de ezan okunuyor. Belki. Bekleyelim ezanımızı. Sorularla devam ediyorum. Devam edelim. İsveç şurubu. Vallahi hiçbir anlamı yok. Saçmalık diyorum ben. Kusura bakmasın. Saçmalık. Evet. Yani şurupmuş, çaymış yok. Bakın kullanmasınlar. Ya ben hekimim. Dediğim gibi bu işi 36 senedir bu işe 38 bin zayıflatan, insan zayıflatan evet. bir hekimim. Ben evet. bir şey söylüyorsam bunu yapın. Ben doğruları konuşmaya çalışıyorum size. Kimseyi buradan kandıramazsınız yani. Fakat maalesef internet öyle bir mecra haline geldi ki o çay çıkıyor bazen bizim isimlerimizi kullanıyorlar Pınar'cığım. Bizim isimlerimizi no. kullanıyorlar. Hiç alakam yok. Naturbes'in haricinde benim hiç başka bir şeyim yok. Bu da zaten eczanelerde satılıyor. Naturbes Proteram da sadece benim kliniğin olan bir telefon numarası var. Oradan satılıyor. Evet. Hangi kolajen diyor? Hala hangi kolajen diye bir soru var. Kolajen demiyorum. Naturbes Omega diyorum. Bu sizi çok daha fazla gençleştirir diyorum. O kadar. Çok daha güzelliktir. Evet. Hocam çok önemli bir soru var burada. Tamam sen onu tut. Ben bir şey söyleyeceğim. Sen onu aklında tut. Tuttum. Antalya'da bir eczacı. Ben ondan söylediğinde ben şaşırmıştım. Bu Naturbes Omega var ya. Bunun içi kapsüldür. Soft jeldir. Bunu kesmişler. Soft jelini. Naturbes Omega'nın. Seboreik dermatite ve sedef hastalarına sürmüşler. Bir hafta. Evet. Ve gerçekten çok iyi geldiğini söyledi. Şaşırdım kaldım. Krem gibi kullanmış bunun omegasını. Anlatabiliyor muyum? Evet. Evet şimdi sen sor. Hocam panik atak, kaygı, korku için bir tavsiyeniz var mı demişler. Akupunktur bir numara bu konuda. Akupunkturla en aşağı geçtiğim bu sene içinde 8-10 hasta tedavi ettim ve çok başarılı panik atakta. Ama bununla ilgili ilaç tedaviniz de dediğim gibi yani şu anda kapanır yaptırmıyorsanız ilaç da kullanmak zorundasınız tabii ki. Evet. Bu arada, hocam antidepresan kullananlar Naturbes kullanabilir mi? Hepsi kullanabilir. Sadece kalp damar hastaları. Evet. Eğer kan sulandırıcı kullanıyorsa evet. sadece vitamininde problem yok. Vitamini kullanabilir ama omegayı aynı anda almayacaklar. Onlar önce 15 evet. yaş üstü kullanabilir Naturbes'i. Hamileler evet. doktorlarına sorması gerekir diyorum. Ama loğusalar, emziren anneler kesinlikle her ikisini birden kullansınlar. Bunlardan hiçbir şikayeti olmayan, 15 yaş üstü olan herkes Naturbes vitamini, Naturbes omega kullanabilir. Evet. Soru sorduğu cevap vermiyor demiş birisi. Hocam hemen son bir iki sorumuzu alıyoruz. Egzama demişler. Egzama da bir dermatolog değilim ben. Tabii ki bunu bir dermatolojiye sorması lazım. Yani acı evet. turşu, baharatlar bazen yapabiliyor. Bunlara dikkat etmesi lazım. Hocam D vitamininden bir bahsedelim. D vitamini var zaten. Gerek yok ki. Bunda da var. Yani D vitamini önemli bir şey. Ha bu arada fiyatlarını sormuşlar. Eczanede bu 89 lira. Vitamini 89 lira. Omegasının 30'luğu, 30 tane olanı 79 lira. Yani 79-89. Eczane satıyor. Ve sevgili Murat Topoğlu hocam, Pınar'la tam vaktine geldiğinizde de canlı yayınımız, ana akımdaki yayınımızda da sizinle bir çalışma yapmıştık. Sizin bir farkındalık
atağınız olmuştu ülkede SMA hastalarına dair. Sevgili yavrumuz, Kemal evladımız sebep oldu belki de buna. Değil mi? Evet. Evet, aynen. Böyle bir farkındalık. Ve Murat Topoğlu hocamın başladığı harekete katılıyorum. Hazır mısınız? Hazırız. Gerçekten evet. Bu. Evet. Hepsine yıllar öncesine götürdüm beni valla. Bize de inşallah. Var mıdır hocam son olarak söyleyecekleriniz? Tabii ki bu arada soru sorup da buradan cevaplayamadığımız bizi izleyen kişiler gerçekten benim Instagram'da soruları sorun. Hepsine evet. Cevabı ben veriyorum. DM'den hocama yazabilirsiniz. Asistanımı... Hocam siz bir muayenehaneye geleceğiz sizin yanınıza. Tabii ki memnuniyetle her zaman için. Sorulara ben cevap veriyorum. Hiçbir soruyu da cevapsız bırakmıyorum. Evet, evet. Birçok bilgi paylaştım hocam burada zaten kıymetli izleyicilerimiz. Pınar'la Tanrı YouTube sayfasında programın tamamını kesintisiz bir biçimde izleyebilirsiniz. Yarın itibariyle yüklenmiş olacak. Bu akşam da yine hikayemden izleyebilirsiniz yayını. İnşallah sağlıklı, huzurlu, mutlu, özgür birbirimize kavuştuğumuz günlere diyorum. Sevgili Murat hocam her zaman bir seslenmemizle, bir telefonumuzla gönlümüzle bizi kırmaz bizimle olursunuz. Türkiye'nin en büyük isimlerinden biri. Akapuntur'u ülkemize getiren, ilk kez getiren kıymetli hocamız Murat Topoğlu bizimle beraberdi. Evet sevgili hocam. Ben çok üzüldüm. Vallahi o kadar övdün ki yani hava aşağı doğru gitmeye başladım. Her şey teşekkürler olsun. Allah şu ezanlar hürmetine Türkiye'mizi bir an önce şu koronavirüs belasından ve diğer bütün belalardan korusun diyorum. Bütün Müslüman mümin ülkeleri ve bütün dünyayı kurtarsın diyorum. Gerçekten ağır bir sınavdan geçiyor. Hem Müslüman ülkeler hem diğer ülkeler. Ama Allah'ın izniyle bunları da atlatacağız bir gün. Güzel günler olacak. Bir dahaki Pınar'la tam vakti sözünü aldın mı? Şahitler işlerinde. Aldım. Çok sevgiler. Efendim Pınar'la tam vaktinden hepinize sonsuz sevgiler. Pazartesi günü yine çok değerli bir konumla Pınar'la tam vaktinde burada olacağız. Görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın diyorum. Kendinize iyi bakın. Çok teşekkürler. Sağ olun. Sevgiler.